Let's start. Konum hayatla memat arasındaki kararda din. Ötenaziyi örnek olarak kullanacağım ve üç semavi dinin bu konuda nasıl yaklaştığını ortaya koyacağım. Ölüme yüklenen dini, siyasi, ahlaki ve ekonomik değerler nedeniyle disiplinler ve uluslararası bir... Translation, please. Okay. Three, okay. Okay, thank you. Bu konunun kanaatim disiplinler ve uluslararası bir boyutta tartışılması gereken hayatın sonuyla ilgili meselelerin kanaatimce duygusal tepkilerin ya da basit sloganların veya medyanın yönlendirilmesiyle ele alınacak bir konu değil. Yapılacak yasal düzenlemelerin bireylerden öte bütün toplumları etkileyeceği düşünüldüğünde konunun yaşamın sonuyla alakalı meselelerin epistemolojik, ontolojik ve ilahiyat zemininde ele almasının zaruriyetinin olduğunu düşünüyorum. Son dönemlerde özellikle tıp dünyasında gerçekleşen yeniliklerle birlikte ölüm gibi meseleler dini ve felsefi tefekkürden ziyade tıbbi belli kriterlere indirgenmeye başlandı maalesef. Özellikle 1967 yılında ilk kalp nakli yapıldıktan sonra beyin ölümünden bahsedilmesi ölümün tıbbileştirme sürecini hızlandırmıştır. Oysa kanaatimce ölüm mekanik bir düzenden öte insan hayatının en önemli anlarından biridir. Bu nedenle de dini ve felsefi yaklaşım en önce gelen yaklaşımlardan biri olmalıdır. Dini idrak sağlayan olayların başında geldiğinden ölüm, dinlerin de bu konu hakkında tepkilerinin güçlü olduğunu yadırgamamak gerekiyor kanaatimce. Ve ben de bu sunumumda özellikle üç semavi dinin hayatın sonuna nasıl yaklaştığını, bunu ötenazi örneğinde ele alacağım. Dinlerin genel olarak sunumum, genel olarak dinlerin kısaca nasıl yaklaştıklarını ortaya koymak, sonra temel argümanları ortaya koymak ki bu temel argümanların başında hayatın kutsallığı, insanın Tanrı suretinde yaratılması, Tanrı'nın otoritesi, otonomi, insan onuru ve ölümün öldürmenin yasak oluşudur. Anlatırken, konuyu anlatırken bazı genelleştirmelerde yapacağım ve genelleştirmenin istisnalar içine barındırdığının farkındayım. Bu nedenle çok sıhhatli olmasa da bu kadar kısa sürede üç dini ortaya koymak kanaatinizce zor olsa gerek. O yüzden belli genelleştirme yapmak zorundayım. Öncelikle ötenazi örneğine bakacak olursak, ötenazi etimolojik olarak güzel ölüm anlamına geliyor. Terimsel anlamı ise doktorun hastanın hayatını kısaltacak şekilde aldığı her türlü karar. Bu çok genel bir tanım yaptığımın farkındayım. Bazılarına göre sadece istemli aktif ötenazi. Tanımlar epistemolojik problemler içeriyor ama şu an o problemler üzerinde durmayacağım. İstemli, istemsiz, dolaylı ve doğrudan olmak üzere çeşitli kısımlara ayrılıyor. Meselenin daha iyi anlaşılması ve sorduğum soruların daha iyi anlaşılması için bir örnek olay incelemesinde bulunmak istiyorum. Resimde gördüğünüz Karen Quinlan, Amerika'da 1975 yılında yaşanmış bir olay. Bu olayda hastaneye kaldırılan Karen bitkisel hayatta olacağı teşhis konuluyor. Doktora göre artık beyin hasarı kalıcı olduğundan iyileşmesi mümkün değil. Bunun üzerine ailesi Karen'ın tedavisinin durdurulmasını yani solunum cihazından kaldırılmasını istiyorlar. Ama doktor Katolik olduğu için bundan geri duruyor ve zaten olay mahkemeye taşınıyor. Bu örnekten aslında ben bazı soruları sormak istiyorum. Bu sorulara cevap bulmak istiyorum bu sunumumda da. Karen ve Karen örneği gibi birçok örnekleri düşündüğümüzde doğrudan bir eylemle doktorun veya bir başkasının hastanın ölümüne neden olması dini açıdan baktığımızda cinayet midir? Yoksa bir yardım olarak mı görülmeli? Yine hayatta olmak ile hayatı olmak arasında dini açıdan bir fark var mıdır ve bu ayrım dinde nasıl karşılanır? Her ne şart ve koşulda olursa olsun dini açıdan öldürme kötü müdür? Bazı durumlarda gerekçelendirilebilir mi? Ki bu da sağlık, ekonomik, psikolojik bunalım bunlar arasında olabilir mi? Acıyı çeken ve ölmeyi ısrarla isteyen bir hastanın talebinin yerine getirilmesi, otonomiye saygı duyma, yaşama hakkından vazgeçme olarak görülebilir mi? Yoksa bu ölme hakkından öte Tanrı'nın otoritesini çalmaya çalışan bir insanın durumu mudur? Bütün bu konuları ben ötenazinin slippery slope denilen yani kaygan zemininin üzerinde
olduğunu düşünerek bu bakış açısıyla ele almanızı isteyeceğim ve bu soruları da bu zemin üzerinde düşünmenizi isteyeceğim. Kısaca dinlerin yaklaşımına geldiğimde ise Yahudilikten başlayacağım ve üç başlık altında ele alıyorum. Bu başlıkların arasına girmeden önce şunu söylemek istiyorum genel bir tavrın sunması açısından. Talmud'da yer alan bir hikayeye göre Hanina bin Teradyon insanlara kutsal metni öğretmesi gereğince Romalılar tarafından tutuklanır ve yakılarak ölümüne mahkum edilir. Yakınma anında öğrencileri acı çekmesine dayanamadıkları için ağzını açıp ateşin içine girmesini ve kısa sürede ölmesini için yalvarırlar hocalarına. Ancak burada Hanina bin Teradyon'un verdiği cevap kanaatimce önemli ve Yahudiliğin tavrını kısaca göstermiş oluyor. Ona göre hayatı veren Tanrı'dır ve ancak Tanrı ne zaman alacağına karar verir. Kişinin ölme anında karar verme hususunda etkili olması acı çekmesinden daha kötü bir durumdur. Ona göre acı çekmek daha iyidir diyerek karşı çıkar. Tek tek görüşlere geldiğimizde Ortodoks Yahudiler ötenaziye en radikal şekilde karşı çıkanlar. Aktif olsun, pasif olsun kesinlikle karşı çıkmaktalar ve üç temel argümanları var. Hayatın kutsallığı, Tanrı'nın otoritesi ve öldürmenin yasak oluşu. Muhafazakar Yahudilere geldiğimizde ise onlar özellikle Elliot Dorf ve Avram Reisner'ın özelinde ele aldım. Onlar da tedavinin sonlandırılmasını ötenaziden ayırarak aktif ötenaziye kesinlikle karşı çıkarlar. Tedavinin sonlandırılması ise onlara göre belli ölçüde kabul edilebilir. Tabii muhafazakar Yahudiler içerisinde Haham Sherwin gibi ötenaziyi savunanlar da var. Onun temel argümanı da otonomi. Son olarak reformist Yahudilere geldiğimizde ise ötenaziyi daha çok savunma eğilimindeler. Örneğin Kravitz, Hahamlardan biri, otonomi prensibini ele alarak Yahudilikte hayatın çok önemli olduğunu ancak mutlak değer olmadığını savunuyor. Uygulamanın nasıl olduğuna gelecek olursak, 2005 yılında yürürlüğe giren yasaya baktığımda bu yasada aktif ötenazinin İsrail'de yasak olduğunu görüyoruz. Ancak tedavinin sonlandırılması konusunda ise belli başlı düzenlemeler var. Bu düzenlemenin başında da şu geliyor. Yaşam destekleyici aletler eğer kendiliğinden durduysa hastanın isteğiyle doktor yeniden çalıştırmayabilir. Ya da oksijen tüpünün yenilenmesi gibi durumlarda yenilenmeme hastanın isteğiyle gerçekleştirebilir. Ama bunun dışında herhangi bir düzenleme yok. Bir de bu yasanın kanaatimce önemli bir eksikliği terminal dönemdeki hastalar ve ölmek üzere olan hastaları yani 6 ay içinde olan hastaları ele alıyor. Bunun dışındaki hastalardan dair herhangi bir düzenleme yok. Mesela bitkisel hayattaki hastalara dair. Bir diğer başlıkta Hristiyanları ele aldığımızda ilk dönem Hristiyanlarının intihara karşı söylemleri dikkat çekiyor özellikle. Agustin intihara karşı sistematik eleştiri ilk getiren kişi. Ona göre 10 emirden öldürmeme yasağına karşı olduğu için intihar kesinlikle yasak olmalıdır. Ve intiharın telafisi mümkün olmayan bir eylem olması hesabıyla de büyük bir günahtır. Pardon. Thomas Aquinas, Agustin'in intihar karşıtı söylemini biraz daha geliştirerek 21. yüzyılda Katolikliğin söylemi haline getiriyor ve özellikle Summa Theologica adlı eserinde bir kimsenin kendini öldürmesinin yasak oluşunu üç temel sebebe bağlıyor. Bu üç temel sebepten birincisi her şey doğası gereği var olmayı ister. Ancak intihar bu doğaya karşı gelmektir. İkincisi her birey bir toplumun üyesidir ve topluma bağlıdır. İntihar toplumsal düzene karşı gelmektir. Üçüncüsü ise hayat Tanrı'nın hediyesi olduğundan onun tasarrufundadır. Kendi hayatına son veren Tanrı'ya baş kaldırmış gibidir. Katoliklik bakışına baktığımızda ise Papa'nın görüşlerinin çok önemli bir yerinin olduğunu görüyoruz. Papa John Paul'a göre ötenazi acıyı dindirmek amacıyla aktif veya pasif bir şekilde, burası önemli, ölümü amaçlayan bütün eylemler olarak tanımlıyor ve kesinlikle Katolik düşüncesiyle bağdaşmayacağını ifade ediyor. Ancak Papa'ya göre gerekli ve normal olmayan tedavi ötenaziden ayrılması gerekir ve bu tür tedavileri reddetme hakkı vardır hastanın. Katoliklere göre
double effect denilen yani çifte etki teorisiyle dolaylı ötenizi yani hedeflenen sonuçla birlikte hedeflenmeyen sonuçların ortaya çıkmasını kabul ediyorlar. Bu yüzden de dolaylı ötenizi bir bakıma kabul ettiklerini söylememiz mümkün. Son olarak Ortodoks bakış açısına geldiğimizde ise aynı şekilde Hristiyanların, diğer Hristiyanlar yani Katoliklerin, diğer mezheplerin ele aldığı gibi Tanrı'nın otoritesi, insanın Tanrı suretinde yaratılması, bu biraz sonra değineceğim, Hristiyanlar için önemli bir argüman. Olması hasebiyle Ortodokslara göre de genel olarak aktif ötenaziye karşı çıkıyorlar. Ancak onların son anın önemli oluşu şeklinde başka bir argümanları da var. Katolikler kadar katı olmasalar da yine aktif ötenaziye karşı çıktıkları, tedavinin sonlandırmasına ise daha ılımlı yaklaştıklarını söyleyebilirim. Kısaca İslami bakış açısına baktıktan sonra temel argümanlar üzerine değineceğim. İslam'da ötenazi ya da ölümle alakalı meseleler derken dünya hayatına bakmak gerekir ki dünya hayatının imtihan, sabır, tevekkül ve ahiret inancıyla bağlantılı olduğunu akılda tutmak gerekir. İslam hukukçularına göre ruhun bedende emanet olup kişi kendi hayatına dair son verme hakkına sahip değildir. Allah'ın verdiği canı yine onun tarafından alınacağını ve beden bütünlüğüne karşı işlenen suçun veya ihmalin herhangi bir şekilde mübah sayılmadığını görüyoruz. Aynı şekilde Kur'an ve hadislerde de kesin bir dille yasaklanan katil suçu önemlidir. Buradan delillere gelecek olursak, üç semavi dinin ötenaziye karşı ve yaşamın sonunda sadece ötenazi değil, kürtaj gibi konularda, intihar gibi konularda da temel aldıkları delillerin başında hayatın kutsallığı gelir. Hayatın kutsallığı delili aslında çok önemli bir delil ve vurucu bir argüman diyebilirim. Zira hayatı kutsal kabul ettiğinizde aslında intihara, ötenaziye ve birçok uygulamaya da kapı set çekmiş oluyorsunuz. Özellikle insan onuru kavramından hareket eden, bu argümanı kullanan ötenazi taraftarları, insan şeref ve onuruna yakışacak nitelikte olmayan hayatı yaşamanın bir anlamının olmadığını ileri sürüyorlar. Bu teze göre ise, yani hayatın kutsallığı tezine göre ise bütün insanlar, ister bitkisel hayatta olsun, ister doğmamış bebek olsun, kuvve biçiminde düşünme, anlama, seçme hakkına sahip olduklarından insan olarak doğmalarıyla dokunulmazlığa sahiptirler. Bu yaklaşım aynı zamanda utilitarian yani faydalıcılık yaklaşımda aslında tam karşısında. Kısaca dinler nasıl yaklaşmış buna baktığımızda ise Yahudilikte pikua nefesh denilen yani İslam'daki hıfzun nefs diyebileceğimiz hayatın korunması en temel özellik. Sherwin ötenazi taraftarlarından o Yahudiliğe göre pikua nefes çok önemlidir. Hanina bin Teredyon'dan da Yahudiliğin hayat taraftarı olduğunu görsek de yine Talmud'daki yer alan başka bir hikayeden hareketle 400 çocuğun suistimal edilmek yerine denize atlamalarını örnek vererek hayatın korunması mutlak bir değer olmadığını savunur. Hristiyanlıkta insanın Tanrı suretinde yaratılması oldukça önemli bir argüman, hayatın kutsallığı söz konusu olduğunda. İncil'deki Tanrı insanı kendi suretinde yaratacağı ifadesinden hareketle ortaya konulmuş bir argüman. Ve bu argümana göre insan Tanrı suretinde yaratılması demek akıl, zeka, bilinç, ahlak ve rasyonelliğiyle olması anlamına gelir. Özellikle Thomas Aquinas'ın, Papa John Paul'un bu konuda temel şeyleri var. İslam'a geldiğimizde ise zarureti diniye ya da makas-ı hamse dediğimiz dinin beş temel değeri yani din, can, akıl, nesil ve malların korunması en temel değerlerin başında. Hıfzun nefs ki bu değerlerin en önemlilerinden sayılır. Ahsen-i takvim yani en güzel şekilde yaratılmış olan insan yeryüzünde İslam'a göre halifedir ve emaneti yüklenmesinden de kaynaklanan bir kutsallığı vardır. Bununla birlikte İslam hukuku açısından baktığımızda özellikle hukuk mezheplerinden Hanefilerin ortaya koyduğu ademiyet teorisi var. Yani her insan olması hasebiyle kanı canı korunmuştur. Bu konuda Recep Şentürk hocamızın makalelerine bakılabilir. Ben çok fazla ayrıntıya girmeyeceğim. Ya hayatın kutsallığına dair bazı temel eleştiriler var. Emily Jackson bu eleştirileri getiren isim. Ona göre yaşam araçsal bir değeri var. Yani bilinç, ahlaklık ve farkındalık yoksa insanı
diğer canlılardan ayıran herhangi bir özellik yoktur. Bitkisel hayattaki bir insan için de bu üç temel değer olmadığından yaşayan bir organizmanın ölümü söz konusudur der. İkincisi argüman öldürmenin yasak oluşu. Çok fazla vaktim olmadığı için bunu kısaca geçeceğim. Yahudilikte, Hristiyanlıkta ve İslam'da temel olarak yaratıcının Allah'ın haram kıldığı cana kıymayın, diğer metinlerde de Tanrı'nın haram kıldığı cana kıymayın şeklinde ifadeler var. Özellikle bir cana kıyanın bütün insanları öldürmüş gibidir. Kur'an'da geçen bu ayet diğerlerde de diğer kutsal kitaplarda da pasajlarda görebiliriz. İslam'da hasta olması bir kimsenin öldürülmesi için ya da mağdurun rızasının olması herhangi bir etkisi yok. Özellikle İmam Nevevi bunu açık bir şekilde ortaya koyuyor. Hasta bile olsa bu kişinin öldürülmesi katildir şeklinde söylüyor. Buna yine getirilen eleştiriler var. Çünkü bu eleştirilerin başında şöyle, öldürmenin kötü olmasının nedeni bir insana zarar vermek. Oysa ötenazi de bu söz konusu değil. Daha çok yardım olarak görülüyor. Oysa tabii bu anlayışın ahiret inancı ya da diğer dünya anlayışından eksik olduğunu düşünüyorum. Son olarak Tanrı'nın otoritesi argümanı üzerinde duracağım ve otonomi. Yunanca otonomi kendi kendini yönetmek anlamına geliyor ve ilk dönemden itibaren intihar gibi söylemlerde hep kullanılan bir argüman. Örneğin Epiktetus bu konuda şöyle söylüyor. İntihar konusunda eğer odada kaldırabileceğim kadar duman varsa kalırım. Eğer yoksa çıkar giderim. Unutma ki kapı her zaman açıktır diyerek intiharın insanlar için her zaman bir seçenek olması gerektiğini savunuyor. Tıpta da aynı şey geçerli. Yahudilikte Job kitabının 21. pasajına baktığımızda hayatı veren Tanrı'dır, alacak olan da odur ifadesi var. Yine Mişna'da yer alan bir başka ifadede istememene rağmen yaratıldın, istememene rağmen doğdun, istememene rağmen yaşıyorsun ve istememene rağmen öleceksin ifadesi var. Bu ifade açık bir şekilde insanların hayatları hakkında söz sahibi, son söze sahip olmadıklarını gösteriyor. Hristiyanlıkta ise İnsan, hayatın Tanrı'nın bir hediyesi olduğu, insanlar sadece hayatlarını yönetme hakkına sahip olduğu, mutlak otoritenin Tanrı olduğu oldukça vurgulanıyor. Son olarak İslam'a göre baktığımızda insana birçok noktada İslam özgürlük tanıdığı bir gerçek. Ancak ayet-i kerimelere ve hadislere baktığımızda kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın ifadesi çok açık bir şekilde bunu yasakladığını görüyoruz. Yine İslam hukukundan bir örnek getirirsem, Musul halkı kendi canları üzerinde Hazreti Ömer'le anlaşma yapıyorlar. Ancak Hanefi mezhebi bu anlaşmayı gerek geçersiz olarak görüyor. Zira kişi kendi canı üzerinde söz sahibi değildir bu anlamda. Yani milkiyet teorisi dediğimiz, bu eşyaya sahip olduğu gibi bir sahibiyet söz konusu değil, sadece yönetme hakkına sahip. Sonuç olarak şunu söyleyebilirim ki son dönemlerde özellikle kendi canı üzerinde söz sahibi olmaya çalışan insanın bu rolü Tanrı'ya bırakmak istemediğini görüyoruz. Oysa dinlerin ise açık ve net bir şekilde özellikle aktif ötenazi söz konusu olduğunda mutlak otoritenin Tanrı olarak görüldüğünü ve insanın bu konuda söz sahibi olmadığını, ne zaman öleceğini, ne şekilde öleceğini kesin ve net bir şekilde söylediğini diyebilirim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.